Tamam, kızma. Çok hızlı, çok. Kızma. Kızma. Daha iyi koşacak, daha süratli gibi görünüyor. Şey mi? Tarzı farklı yani. İngiliz mi o zaman? Bu da İngiliz. Bizde Arap şey yok. İngiliz hepsi. Bir şey olacak belli yani. Şey istiyor mu bu? Hala annesini emmek istiyor mu? İstiyor. Dün ayrıldığı için daha. Ay. Biraz hassas yani. Gel bakalım. Yeni ayrıldı, çok hassas bir dönemde, normal yani. Onlar yabancı değil ya. Yabancı değiller, gel. Yabancı değil onlar, gel. Yabancılıyor şimdi. 6 aylık ha? Biraz seyredersene. Doğacaklarda bir erkek beklentimiz var. Dişi daha iyi değil mi? Yani at sahipleri birazcık daha erkek istiyor. Bir tık daha erkeğe daha ilgileri var. Allah Allah. Şimdi 22 at koşuyorsa 20'si dişi, ikisi şey 20'si erkek, ikisi dişi şeklinde. Hmm. Oran yüksek yani. Hmm. İyi koşan dişiler yok mu? Var ama oran biraz daha düşük. Ha, belki de o yüzden biraz daha değerleri düşük. Şey fiyatları. Tabii. Için. Koşabiliyorlar erkekleri almadan o yarışa. Öyle avantajı var aslında. Büyük yarışlarda sadece erkekler biraz avantajlı oluyor tabii. Ne yapacağız şimdi? Bırak, var mı şey? Altı ayda bile bu kadar. Ne be, ne bizim? Annesi de bu. Annesi zaten fotokopi. Peki. İkinci tayın annesi. Sen bizi hatırladın mı? Sarı olan bize iyi. Sen bizi hatırladın mı? Büyüdü. Bak bakalım, gel. Şşt. Merak ediyorum. Bir de çok insan canlısı maşallah. Bizi tanıdı ama. Tanır. Mayıs ayında her şey yolunda giderse inşallah. Biz buradan tabii yetiştiricilik primi alacak üniversite. Yeni bir sahibi var artık. İşte sahibi dediğimiz? Habib Doğan. Yalnız bir şey olmuş. Türk diyor. Şey yap. Tam böyle yaramazlık zamanı. Kalıcı bir şey yok. Senden gibi. Bunun bir çiftleşme bedeli 16 milyar. O Greystorm. Yani bizim iki kısrak çiftleşme bedeli veriyoruz Aygır'a. 32 milyar. 32 milyarda bir çekim bedeli var ya. Babam kalkıyor bir şey. Olmadığı için bir tık değer aşağı düşüyor. Ama işte içeride. Mesela o koştuğu zaman biz Uludağ Üniversitesi ve Napa Sinan Atçılık Meslek Yüksekokulu olarak 2018 yılında 2018 yıl aşım sezonunda yetiştirilmeye başladık. 2019 yılında ilk tayımız dünyaya geldi. Bu sene satılan tayımız önümüzdeki Mayıs ayında inşallah koşulara, yarışlara başlayacak. Buradan da başarılı olduğu takdirde bir yetiştiricilik primi üniversite bünyesine katılacak, hesabına katılacak diyelim. River Girl'ün 2019 yılında çiftleşmiş, 2020 yılında doğmuş bir tayı daha var. Bu ikinci tayımız. Bu da inşallah seneye yaz aylarında yine satılacak. Ve iki kısrağımız yine Gazi Koyusu şampiyonu Greystorm'dan gebeler. Onlar da seneye Şubat ayında dünyaya gelecekler. Bir sene sonra akabinde, bir sene sonraki yazda onlar da satılıp inşallah yine bu yetiştiricilik faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hocam bundan sonra nasıl süreç devam edecek? Yani çoğaltacak mısınız? Şu anda iki damızlık kısrağımız var. Bir Arap kısrağımız daha var. Onun hakkında da damızlık yapma şeklinde düşünüyoruz. Onu da damızlık kısraklar bünyesine katabilirsek üç damızlık kısrakla seneye yolumuza devam edeceğiz inşallah. İki damızlık kısrakla ne kadar tay, kaç yıl süreçte ne kadar tay dünyaya geldi? İki damızlık kısrağımız 2018'den beri bizimle beraber. 2019 yılında bir tay aldık. 2020 yılında diğer kısraktan bir tay aldık. 2019'da çekimi gören kısrağı bir sene boş bıraktık. Çünkü birazcık geç doğumluydu. İkisini bir araya getirmek için bir sene boş bıraktık. Şimdi iki kısrağı da bir araya getirdik. Artık bu şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah. Tabii yarış sektörüne hem de öğrencilerimiz elinde çok ehli, çok eğitimli şekilde yetişip yarış sektörüne o şekilde adapte olacaklar. Fiyatlar ne kadardan başlıyor, ne kadar kadar devam ediyor? Ortalama İngiliz atları 30 ila 100-150 bin lira arasında gidiyorlar. Fakat tabii salgın döneminde piyasalardaki değişim fiyatları indirip kaldırıyor, belli olmuyor. Ama ortalama 30 ila 150 bin lira diyebiliriz İngiliz atları için.